Aman Kadir, çok değil mi? Aşıksan vursa da, şoförsen başkasın. Hadi lan. Sevene can feda, sevmeyene elveda. Oh. Sen batan bir güneş, ben yollarda çilekeş. Vay anku. Şoförün baktı kara, mavinin gönlü yara. Hadi sen iyiyim ya. Kasperen şanzıman halin duman. Yavaş gel ya. Dünya dikenli bir hayat, sevenlerde mi kabahar? Adamsın. Yaklaşma toz olursun, geçme pişman olursun. Çilemse çekerim, kaderimse gülerim. Möber! Aragaz. Paskal. Kadir Bey. Sana bir şiire günaydın demek istiyorum kardeşim. De bakayım, nasıl edeceksin? Sabah bir yeni dünya gibi geliyorsun. Öylesine süslü, öylesine sadesin ki. Sen o kadar güzelsin ki, sabah o kadar güzelsin ki. Ne bu şimdi? Duygu tosarması yavrum. Kim yazmış? Sen mi? Hayır, Özdemir Asaf yazmış. Özdemir. Kim bu Özdemir? Özdemir. Ha şimdi. Deme. Özdemir deme koskoca şaire. Özdemir Asaf de bari soyadıyla beraber söyle. Çok kıymetli bir şairimizdir Paskal. Ya önerme olmasa ağır konuşuyorum. Kalbi kırılır. Kıramazsın yavrum çünkü rahmetli kendisi. Pardon. O zaman tamam. Sen niye yükseldin ki yavrum, ben şimdi onu anlamadım ya. Ne oldu sana? Ya şimdi sabah güzel diyor ya. Sabah güzel olur mu? Ha? Yavrum herkes senin gibi Mart danası değil ki. Sabahları sevenler var. Erken saat insanları var. Sabah 5'te kalkıyorlar mesela. 5 mi? Oha, o ne be? Evet, ben de yeni duydum Pascal. Sabah 5 diye bir saat varmış ya. Abi ben ilk defa duydum. Ya sabah 5'te kalkan insan var diyorlar Pascal. Ya inanma abi ya. Her şeye inanma. Dedikodu duyuyor. Herhalde, bilmiyorum yani. Allah Allah, olacak şey mi ya? Yani ne bileyim, bir Loch Ness canavarı, Van Gölü canavarı gibi efsane olduğunu düşünüyorum bunu. Sabah 5'te kalkan insan, bir insan niye sabah 5'te kalksın? Manyak mı lan bu? Mantığı yok. Beni sabah 5'te ayağa diken kim ya da ne olursa olsun mahkemeye veririm ben Pascal. Bu şiddete girer çünkü. Kadir, mesela ben şimdi sabah geldim, saat 5. Seni kaldırdım, dürte dürte. Ne yaparsın abi? Kızıl Maske diye bir çizgi roman vardır. Sen bilmezsin. Tıfıllar da bilmez. Kızıl Maske tropik bir ormanda yaşardı. Efendime söyleyeyim. Yerli kabileler onun için Kızıl Maske ormanda 10 kaplan gücündedir derlerdi. Benim için de yorgan altındaki Kadir Çöptemir 10 deve gücündedir derler. Her sabah bak ben sana bir şey söyleyeyim. Sen mesela geleceksin, beni 5'te kaldıracaksın ha. Yorganın altından suratına doğru tekmeyi koydum bile, ışık hızı bile ölçemez o tekmenin hızını, neye uğradığını şaşırsın, yemin ediyorum. Evet abi, ben biliyorum. Sen ölürken var ya, çok tehlikelisin. Hakikaten de öyleyimdir Pascal. Gün içinde benim enseme vur, ağzımdan lokmamı al, ama uyurken dokunduğun an Ezrail aleyhisselamla dansa başladın demek. Kadir, vukuatın var mı? Var tabii. Bir ekstra için Antalya'dayım. İş sabah 10'da başlayacak. 7'de Antalya'ya indik. Sabah. Otelde bir kuple uyuyayım dedim. Ağır dalmışım. Sahneye çıkma zamanı gelmiş, ben uyuyorum. Yardımcım kapıyı açtırıp yanıma gelmiş. Kadir Bey şş diye beni dürtüyor. Nunçaku çekmişim yastığın altından. Nunçaku, nunçakuyla daldım garibana. Nunçaku mu? Yastığın altında. Öyle mi uyuyordun? Emanetsiz uyumam Pascal. Normalde yastığın altında satır bulunduruyorum ama tabii uçağı almadıkları için portatif nunçaku götürüyorum canım. Bana uyuyan tehlike derler. Sen var ya, uyuyan tehlike. Ya bizden kime ne Pascal? Bunlar bizim özelimiz. Biz şimdi halkımızı düşünelim bro. Ne yapıyorsun onlar? Halkımız şu an beton ormana doğru ekmek parası kazanmaya gidiyor. Hadi gel bugün onları eğlendirelim. Eğlendirelim. Yapıştır Twitter adresimizi. Pascal Askizgi Kadir. Pascal Askizgi Kadir Twitter adresimiz. Efendim bize tweet atın. Atmayanın kulak arkasından et beni çıksın diyelim ve devam edelim. Ay Kadir, çok acıyor be. Ben bilmem. Bu arada efendim gelen tweetler var. Abi neden derbiyi konuşmuyorsunuz diyorlar. Bugün hem derbiyi konuşalım hem derbi için yazdığım şiiri okuyayım. Derbi. Aha, yazdın mı? Tabii ki yazdım. O yüzden konuşmadık zaten. Duygularım anca tosardı. Hadi başlıyoruz efendim. Tencereniz kaynasın, maymununuz oynasın. Haydi başlayalım. Aragaz. Aragaz.
Pascal. Bro. Ya bir kız var, sürekli çöp şiş yeme rekoru kırıyor. Gördün mü sen onu? Yine mi kırmış? Ya vallahi en son birkaç ay önce kırmıştı. Şimdi de Antalya'da bir yarışmaya katılmış. 46 dakikada kaç tane yemiş sence? 250. Ya 315 şiş yemiş oğlum kız. 315 şiş. El kadar kız. Öyle şişman filan biri de değil ha. Yani öyle birisi hayal ediyorsun, öyle değil. Şişman da değil. Ya 315 çöp şiş yemek ne demek Pascal? Oha, o ne öyle ya? Mide fesadı. Ya bak Pascal, bilirsin ben yani yemeği severim. Yemek olduğumu götürürüm. Bilelim yani, bilelim bir kez. Ha? Bilelim ya. Evet, affettiğim de görülmemiştir yani. Ya ben 315 şiş yemem kardeşim. Valla buradan saygılarımı sunuyorum Ceren'e. Ceren'miş ismi kızın. Kadir, o kızı bir ara abi. Kolesterola baksın. Bak bu dediğin doğru. Aşırı evet. Önemli ve aşırı haklısın Pasko. Kız yedikten sonra 3 kilo almış. 3 kilo. Ablacığım, oha. O nasıl bir mide? Oha. Nereye sığdırdın sen 315 kişiyi? Tartılmış 3 kilo. Kaç dakika Kadir? 46. 46 dakikada 315 şiş. Oha. İnsan hakikaten hayret ediyor ya. Ya bırakayım iyi. Ben var ya 46 dakikada 315'e kadar sayamam abi. Vay vay. Bu kız kaç yaşında? Küçük ya, 20... 21 yaşında mı, 22 yaşında mı ne, öğrenci. Vay vay vay. Öğrenciden korkucan abi, öğrenci yer abi. Çünkü bu öğrenciye yazık, et yemiyor abi bu. Öğrenci eti nerede bulmuş abi? Etin kilosu olmuş kaç para? Kız da haklı. Yarışma ayağına bir yıl boyunca yiyeceği şişi bele şişi langur lungur götürmüş kızcağız tabii. İşi zor ama. Niye o? Bu kız evde kalır. Ha, böyle yerse yakında kilo alır, kimse beğenmez diye mi? Hayır, iyi düşün. He, anladım. Şimdi diyorsun ki 46 dakikada 315 şiş götürmüş. Bu yediklerine bir hesap gelse hangi erkek cesaret edip bu kızı alır? Şimdi bu haberi okuyan bu kızın taliplileri asla ve katla buna artık bir talepte bulunmaz diyorsun, bu dünyaları evet, yir abi. Diye. Bingo. Ben olsam kaçarım. Aklı olan kaçar ya. Doğrusun bravo. Aragaz. Aragaz. Paskal. Abi. Şu an stüdyomuzda kim var? Dilber Hoca geldi. Hanımlar, beyler, yeryüzüne düşmüş en iri ve tek bilgi taneci. Bilim mihraplarında adı geçtiği zaman herkesin esas duruşa geçtiği. Büyük bilim insanı. Medarı iftihar. Profesör. Doktor. Dilber Kortaylı hocamız stüdyomuza teşrif ettiler. Hocam hoş geldin. Dilber hocam, boynuma dola. Cingöz güvenlik kameraları. İş yerlerimizde, evlerimizde, güvenliğe ihtiyaç duyduğumuz her yerde artık bir üçüncü gözünüz var. Cingöz güvenlik kameraları. Adres: Zeki Çen Mahallesi, Bruce Lee Sokak, numara İçnisan. Dilber hocam, bu ne? Aman adamlar Çin'e gidip mal çekmekten sıkılmışlar. Çin'den mal satıyorlar artık ama paramı bak trink ödediler. Ha, beni bağlamaz yani. Dilber hocam, biz aslında şu an derbi maçı konuşacaktık. Ama Zahmet Çeker abimiz gelmedi. Sizle konuşalım. Futboldan anlar mısınız hocam? Cahil, benim anlamadığım bir şey mi var? Kadınları anlar mısınız? Kadınları anladığım gibi anlatırım da. Hocam bir ara anlat bana. Ne olur be. Ben senin müsteşarın mıyım kara cahil? Ya Dilber hocam, daha fazla saçmalamasak da derbi maça gelsin. Maçı izlediniz mi hocam? Maçı statta izledim. Galatasaray Üniversitesi'nde olduğum için bana beleş kombine verdiler. Maça gittim. Domatesin çekirdeği kırmızı kırmızı. Bizim takım sahaların yıldızı yıldızı diye tezahürat yaptım. Suratıma öyle baktılar. Ya hocam, senin o dediğin var ya, 100 yıl önce söyleniyordu. Maçta en çok kimi beğendiniz hocam? Ha, kimseyi beğenmedim. Ha, ne biçim topçu bunlar ayol? Hepsinin tipi kayık. Anarşist gibi tipleri var. Ay, futbolcu dediğim biraz yakışıklı olur. Hocam kimi beğendiniz derken tipini sormadım yani. Futbolcu olarak kimi beğendiniz? Ay, oynayanların hiçbiri beş para etmezdi. Bir tane maç bittikten sonra sahaya giren kel vardı. O çocuk çok iyi bak, kuduz boğa gibi her yere koştu. Hasan Saçlı mı diyorsunuz? Ay, ne bileyim ben adını ama hırslı çocuk, herkese daldı. Aferin bak, ben hırslı futbolcu severim. Hocam derbinin istatistiklerine baktım. Sahada en çok koşan isim Hasan Şaşmış, iyi mi? Abi yani bir şey diyeceğim.
O yaşta var ya, yeni o kadar o koşuyor. Takdir ettim valla. Dilber hocam, Fatih Terim'in tacımız verilmedi diye isyan etmesine ne diyorsunuz? Yani bu taç sevgisi tarihte çok kan akmasına sebep olmuştur. Mesela Haçlı seferleri sırasında Bağdat Sultanı ile abisi arasındaki husumeti kullanan Haçlılar abi kardeş arasındaki taç kavgasından faydalanıp Kudüs'ü fethetmişlerdir. Hocam bu taç utaç değil. Açım açım, nerede benim taçım, o mu yoksa? Hayır hocam, taç atışı bu. Hani futbolda var ya. Hani böyle sağ kenarında kürek kemiklerinin arasını kasmaya çalışıyor gibi bir hareket yapıyorlar, o mu taç dediğimiz? Dilber hocam, maçta VAR sistemi de çok tartışıldı. Özellikle Fatih Hoca VAR'a çok isyan etti. Aman efendim, avarla alıp veremediği neymiş? Avarlar 6. yüzyıldan 9. yüzyıla kadar Doğu Avrupa'da yaşamış bir prototip millettir. Yani bu maç 21. yüzyılda oynandı. Arada 15 yüzyıl var. Yani sizce Fatih Hoca 15 yüzyıl önce yaşamış avarlara sararak hedef mi saptırıyor? Yani avara niye sarsın yoksa? Hocam avar o değil ki. Ya Dilber Hoca, kusura bakma ama sen anlamıyorsun. Futboldan anlamıyorsun. Cahil. Ben senin yaşın kadar maç seyrettim. Tamam, peki offside anlatın o zaman Dilber hocam. Offside'dan ilk önce meşhur İngiliz tarihçi handjobçu Albert'in Foot Job and Handjob in England Ireland adlı tarihçesinin Şabani Nonda 30 santim yürek var onda adlı dibacesinde bahsetmektedir. Ha tabi. Tarih bilmiyoruz diye bizi ateşliyorsun. Ama futbol biliyoruz biz. Bu, biz bunları. Yani beyniniz olmadığı için size kızamıyorum. Kafatasınızın içinde yarasalar yuva yapmış. Yazık. Cehalet artı denyoluk. Memleket nereye gidiyor? Aragaz. Aragaz. Pascal. Geldir. Seni hiç berberde yoldular mı kardeşim? Yok abi. Benim ember ucuz. Ya o manada yoldular mı diye sormuyorum kardeşim. Gerçi haklısın, böyle sorunca ilk akla mecaz kullanım geliyor da. Yani tüylerini yoldular mı manasında? Yani ağa da yaptılar mı sana? Ağa da mı? Yok abi ya. Nereye yapıyorlar ki? Ya şimdi bir şey diyeceğim de yayındayız. Nerede çok kıl tüy varsa oraya yapıyorlar kardeşim. Yüzüne, kaşların arasına. Dordum kurşum değdi. Bir avcım vurdu beni, bir avcım beni yedi. Ah dedim, ağladım. Ne oluyor lan, nereden, niye Türkiye'ye başladık biz? Ben ne anlatıyordum acı? Kaşların arası, öyle dedin abi. Ben de dur aramadım. Sen ne ara bu kadar Türk oldun ya? Kendini tutamamış. Neyse, ağda diyorduk. Sen biraz tabii esmer olduğun için sende belli olmuyor. Benim gibi baby face'te pamuk tenli erkeklerde berberden çıkınca ağda yapıldıysa lise öğretmeninden tokat yemiş öğrenci gibi dolaşıyorsun ortalama. Niye baba? Abi yanaklar oluyor elma şekeri gibi Pascal. Kaynanasından iltifat almış yeni gelin gibi geziyorsun sokakta. Aşırı utanç verici bir görüntü ya. Yaptırma abi, ne gerek var? Yahu yaptırma da kardeşim, Tarzan gibi mi gezelim sokaklarda? Biz millet olarak kıllıyız. Kurban olduğum Allah böyle yaratmış. Avrupalı gibi tüysüz değiliz ki ya. Ayıp oluyor ama ya. Oğlum sen neden alınıyorsun? Sen de maşallah gayet kıllı bir adamsın. Eyvallah kardeşim ya. Ya adam kendisine kıllı denmesini iltifat olarak alıyor, teşekkür ediyor. Neden teşekkür ediyorsun oğlum? Marifet mi bu? Kılda keramet olsa şeyde çıkmazdı ya. Neydi? Yani işte şeyde, üstüne oturduğum bölgede çıkmazdı. Bende yok vallahi. Sen devam mı? Neyse bırak onu. Pascal bir şey soracağım. Gerçekten bizimle bu bilgiyi paylaşmak zorunda mısın kardeşim? Ha? Yani şu an binlerce insan seninle alakalı bu gereksiz bilgiye sahip olması iyi bir şey mi? Ayrıca bu belge seni zora sokabilecek, sana sıkıntı verebilecek bir şey değil mi? Ha? Bunu buradan neden söylüyorsun? Yakacaksın mı kendini? Ha? Ne olacak ya? Demirden koksak trene binmezdik. Vallahi inşallah bindirmezler seni o demirden trenlere Paskal'ım, ne diyeyim.
Ha, berber demişken bir de berberden çıktım saçı diye bir saç var, onu biliyor musun sen? Abi evet ya. İlla değişik bir şekil. Değil mi? Tabii tabii. Bence şey o. Hani ressam tabloyu bitirince altına imza atıyor ya, illa şekilli yapacak. O saçı böyle fönmön çekecek. Koca koca adamları liseli gibi yapacak. Çıkınca muhakkak bozma geleneği hissediyorsun ya. Yani. Abi benimkini kesiyor. Hemen kaçıyorum. En güzelini yapıyorsun kardeşim. Ben bir kere berberime çok fena yakalandım. Şimdi büyük hevesle tabii şekil veriyor. Bir şeyler sürüyor, bir şeyler diyemiyorsun. Kırılır diye düşünüyorsun. Çıkınca bir köşede elinle bozuyorsun hemen. Bir gün tam bozarken bununla göz göze geldik. Berberle mi? Aynen. Adam öyle bir baktı ki. Sanki aldatırken sevgine yakalanmışsın gibi hissediyorsun. Sana yazıklar olsun bakışı vardı ya. Gözleri kısarak bakılan bir bakış. Böyle delici bir bakış yani, yok edici bir bakış. Sen hak etmişsin. Evet abi, ayıp ettik, ayıp. Aragaz. Aragaz. Pascal. Bro. Habere gel. Söyle gir. Türkiye'de kapitalizmin sonu geliyor Pascal. Nasıl gidiyor ya? Bütün dünyada şahlandı. Türkiye'de kapitalizm kendi bacağına sıkmak üzere Pascal. Elle mi siksin abi? Nasıl sikiyor bakalım? Ya hani bu marketlerde alışveriş yaptığımızda ürünleri koyduğumuz laylon poşetler var ya. Var. İşte onunla artık ücretli olacağımıştı. Abi bizim orada öyle. Fransa'da öyle. Evet, Avrupa Birliği devletlerinde öyle. Ama işte bu bizde kapitalist düzenin sonu olur Pascal. Niye olsun ki? Abi sen bu ülkede market poşetini paralı yaparsan yeminle halk marketleri protesto eder. Bakkallar yeniden ihya olur. Sen poşetten para alacaksın Türkiye'de. Cesaret hapı mı içtiniz kardeşim, ne oluyor ya? Kadir niye öyle diyorsun ya? Ya sen bu halkın bedava aldığı bir şeyi ücretli yaparsan beleşi seven insanlar seni oyar oyar. Sonra market poşeti neydi? Market poşeti emekti. Market poşeti neydi Pascal? Market poşeti sevgiydi. Market poşeti neydi? Çöp kovasına geçirilen çöp torbasıydı. Neydi market poşeti? Yağmurlu havalarda kafamıza geçirdiğimiz efendim kasketti. Abi at tarafı poşeti. Ne abarttınız ya? Bak market poşeti Pascal bu ülkede emeklilik gibi. Kıdem tazminatı gibi. Halkın bir edinimi, bir kazanımı, anladın mı? Yani market poşeti halkımızın bir zaferi. Market poşeti halkımızın gücünün bayrağı. Bir sembol. Market poşetimize dokunmayın kardeşim. Kadir saçma. Bak vergi dilimimizi yükselt. Sesim çıkmaz. A'dan Z'ye ürünlere zam yap ki yapıyorsun, gık demeyiz. Ama her türlü sosyal kısıtlamaya da eyvallah deriz. Fakat beleşe aldığı market poşetini fiyatlı ücretli yaparsan bitiririz abi. Abi bitiririz abi. Abi Türkiye'de perakende biter. Marketçilik biter, vazgeçin bundan, bu heva hevesten vazgeçin. Abi bizim orada var ya, faktura ekliyorlar, ekstra almıyorlar, kimse anlamıyor, kaskılıyor. Ha bak öyle olur, öyle olur, çünkü bizim memlekette alışveriş fişini incelemek gibi bir adet yoktur Pascal. Yani her türlü itele, ama alışveriş yaptıktan sonra market poşeti içinde 1 lira istiyoruz dersen bir aya kalmaz o dükkanı kaparsın. Bir şey olmaz. Bak Kadir yaz bunu. Geçer abi. Eyvallah teller. Göreceğiz. Eğer market poşetlerinin ücretli olmasına kimse ses etmezse bu şu demektir. Bizim halkımız çok zengin olmuş Pascal. Tabii zengin. Eğer market poşetleri ücretli olursa protesto için en yakın marketin kapısına gaz döküp kendimi yakayım ben Pascal. Ya Allah Allah Kadir ya, sen de var ya. İyisin olsun ama abi küçük şey, ne takılıyorsun? Ya öyle deme Pascal. Ücretli market poşeti bizim artık ecnebi olmamız demek ya. Bizim de sizden bir farkımız kalmıyor demek ya. Ücretli market poşeti bir ecnebi adeti. Ya düşünebiliyor musun, Elazığ'da marketten poşet alıyorsun. Ücret alıyorlar senden abi. Ya döverler o kasiyeri, döverler. O market poşetlerini yedirirler o patronlara. Yapmayın bunu. Bak söylüyorum, yapmayın. Abi bak bu iyi bir şey. Ne yapıyorlar biliyor musun? Plastik var ya, bu plastik. Evet. Onu fazla kullanma. Azalt diyor. Onun için. Ya plastik kullanımını azaltacaklarsa su şişelerinden başlasınlar kardeşim. Yani efendim 400 sene yok olmuyormuştu o su şişesi. Osmanlı'nın yükseliş ve duraklama dönemi 400 yıl sürdü ya. Sen ne diyorsun kardeşim?
Koca imparatorluk bir pes şişesinden daha az yaşadı. Var mı böyle bir şey ya? Kadir, oha ya. Örneğe bak ya. Nasıl balladın ya? Toplumun bazı hassas sinir uçları vardır Pasko. Onlara dokunmamak lazım. Bütün şehri şantiye alanına çevirsin. Kimse ağzını açmaz. İnşaat kamyonları yılda şu kadar kaza yapıp insanı öldürür, kimse sesini çıkarmaz. Niye? Çünkü memlekette ateş sadece düştüğü yeri yakar. Ama ortak çıkara dokunursan zararlı çıkarsın. Bak, market poşeti de halkın ortak faydasıdır Pascal. Bunu unutma. Kadir, kaç senedir buradayım. Vallahi bak abi, sizi çözemedim. Bizi çözme Pascal. Bizi yaşa. Market poşetlerin ücretli olmasına beraber tutum takınalım kardeşim. Ben markete gitmiyorum ki. Bir kuryemiş, bir de tekel bayi. O kadar. Ya insanlık dairesine geri döndüğünde haber ver bana Pascal. Bu protestoyu beraber yapalım. Tamam. Çaldırım kapalım. Olt. Aragaz. Pascal, AVM gezmeyi seviyor musun? O ne abi? Yani alışveriş merkezine AVM deniyor ya kardeşim, duymadın mı ya? Mor diyorsun. Sen ne biçim konuşuyorsun Kadir abinle? Utanmıyor musun lan abine mal demeye? Yok be abi, yanlış anladı. Yani mall, İngilizce alışveriş merkezi. Ben sana der miyim? He? Sen benim abimsin ya. He, güzel tamam abim ya. Tamam, pardon. Ben bir an şaşırdım ya. Öyle kaldım, ne oluyor? Neyse, sen AVM gezmeyi seviyor musun kardeşim? Abi hiç sevmem, dararıyorum. Ya bana da bir şey oluyor ya. İşimi hallediyorum, koşa koşa kaçıyorum. Ama bizde bir sosyalleşme biçimi oldu bu, biliyorsun. İnsanlar hafta sonu AVM geziyorlar. Alışveriş yapmasalar bile geziyorlar. Oradaki sosyal hayatı yaşıyorlar yani. Çok saçma ya. Ya bu konuda yorum yapmamak lazım. İnsanların hayatı, insanların kararı. Yani o da bir sosyalite. Ona da saygı duymak lazım. Vay Kadir Bey. Hayırlı işler. Ne oldu ya? Üstünden birim. He? Bravo valla. Yavrum, sen mi hep ekmek yiyeceksin lan? He? Hep sen mi bizim üstümüzden gönüllerde taht kuracaksın? Bundan sonra böyle. Hadi bakalım. Ya gerçi düşündüm de. Düşündün sen. İlginç. Devam et. Ne düşündün? Bu AVM'ler sosyalleşme için güzel. Güzel yer. Baba nasıl anında çark etti. Ne oldu yavrum, birden fikrin değişti? Abi sağda alışveriş yok ki. Sinema var, tiyatro, restoran, değil mi? Aynen öyle kardeşim. Bak, bu açıdan düşündüğünde çok anormal değil sosyalleşmek için oraya gitmek. Ama benim aşırı darlandığım bir şey var AVM ile alakalı. Ne var baba? Ya mesela kendini CIA sanan güvenlik görevlileri var abi. Hadi be, o ne abi? Abi bak, anlatayım, bileceksin hemen hangi modelden bahsediyorum, hemen anlayacaksın. Mesela AVM girişlerinde güvenlik için çantalar kontrol ediliyor ya. O dedektörlü kapılardan geçiyorsun yani. Evet. Ya insanların güvenliği için yapıyorlar, amenna. Lafım yok ama bazıları aşırı uzatıyor bunu ya. Bir daha geç, bir daha geç. Ya kardeşim, biraz abartmıyor musun? Mesela bak, şöyle bir şey oldu. Bir arkadaşım İsviçre çakısı getirmişti bana. İsviçre'den gelirken hediye olsun diye getirilen bir şey. Yani çantada kalmış. Güvenlik bunu gördü, dedi ki bununla giremezsiniz dedi. Ne var bunda? Normal. Yavrum neresi normal lan? Suç işleyecek olsam İsviçre çakısıyla mı işleyeceğim Pascal? Ha? Ayrıca aşırı büyük mantık hatasını söyleyeyim sana. Söyle bakayım. Yavrum içeri çakıyla girmek yasak. İçeride devasa bıçak satan yerler var. Balta satan yer var içeride. Elektrikli hızar satan yer var. Testere var. Onlar satılıyor. Onu ne yapacağız? Evet bak, bu doğru. Ya tabii ki doğru bak. Hemen nasıl buldun doğruyu? Şu an dalga geçiyorsun değil mi? Aşk olsun. Ne haddime ünlü düşünür Pascal Numa'yla dalga geçmek ya. Olur mu öyle şey be? Kadir, esasını düşünsene. Adam çok uygun. Sadece adın uygun ama onu ne yapacağız? Adım. Güzel bir kelime şakası oldu. Bitsin bu ya. Bitsin artık, tamam? Aragaz. Pascal, maşallah dediğimiz 3 gün yaşamıyor ya. Hayırdır baba? Kim öldü? Abi tekrar başlayan bir aşk öldü. Kim ölecek? Kötü öldü hem de. Anladım. Tatsız konu. Gireceğiz mi? Yavrum biz gerçeklere göz yuman bir program değiliz ki. Gireceğiz tabii. Konu tatsız ama bunu bile mümkün mertebe can sıkmadan konuşacağız. Efendim daha önce burada konuştuk. Ahmet Kural'la Sıla barıştı diye, ancak herkesin bildiği gibi herkesi şaşırtan haberler geçti. Sıla, Ahmet Kural bana şiddet uyguladı deyip savcılığa suç duyurusunda bulundu. Elinde raporu var. Bayağı bir darp edilmiş.
Ondan sonra bir defa sıraya geçmiş olsun. Geç de olsa bir geçmiş olsun diyelim. Evet. Efendim. Geçmiş olsun. Tabii biz sorumlulukları olan bir programız. Mevzuya dair yorum yapmayacağız. Olay zaten adalete intikal etmiş. Hep birlikte göreceğiz ne çıkacağını. Ancak hep söylediğimiz bir şey var. Kadına şiddet olmaz. Karşıyız. Ya biz her türlü şiddete karşıyız. Erkeğe şiddete, çocuğa, hayvana, dala, kuşa, ona buna her türlü şiddete karşıyız. Yani bence şiddetin her türü çok kötü. Ama kadın başka. El kaldırını döverim abi. Bravo Pascal. Şiddete karşıyız dememizin üzerinden bir saniye geçti. Anında şiddete şiddetle karşılık veriyor Pascal. El kaldırını döverim diyor gördüğünüz gibi. Aşırı tutarlı bir insansın canım. Gerçekten tebrik ediyorum seni. Abi tutamadım. Vallahi çok sinirleniyorum. Ya benim bu olayda şaşırdığım başka bir şey var. Ne o? Ya hiç kıvırmadan bir şey söyleyeceğim. Sıla kavgada beni tek etekte yer. Kesin indirir yani. Ben canlı gördüm. Pascal Sıla'da bir omuz var. Bir omuzun ucundan diğer omuza iki günde gidersin. Evet abi ben de gördüm. Güçlü kadın. O bence tek etekte Ahmet yer. Kimse kusura bakmasın. Dalmadıysa efendiliğinden dalmamış ha. Kadir ya böyle şeyler olmasın. Ya öyle bir şey söyledin ki sanki bütün şiddet olaylarının emrini biz veriyoruz yani. Ya kardeşim seni mi kıracağım? Şimdi talimat veriyorum bütün şiddeti durduruyorum. Ya biz olsun mu diyoruz Pasko? Bence de olmasın ama oluyor işte. Neden bilmiyorum ama oluyor. Neden ben biliyorum? Neden kardeşim? Eğitim. Önce aile, sonra okul. Evet, Pascal'dan aşırı mantıklı cümleler sarf ediliyor. Gözler doluyor. Oğlunun mezuniyetinde kep atışını izleyen baba gibi gururlanıyoruz. Gel yavrum alnından öpeceğim seni. Öp bakayım. Aragaz. Aragaz. Pascal. Sir. Canım bir dinleyici sorusu var. Oku bakayım. Sen önce bir Instagram adresini ver yiğidim. Ve Numa 21 seninki Kadir. Benimki de Kadir Çopdemir. Efendim bekliyoruz tweetlerinizi bu arada. Buran diyor ki Kadir abi yamaç paraşütünü senin bulduğunu ve bir gün Alp dağlarından uçarken ineceğin yeri kestiremeyince Dua Lipa'nın İtalya'daki villasındaki havuzda güneşlenirken bucağına düştüğünü ve Dua Lipa'yla fırtınalı bir aşk yaşadığını neden yıllarca bizden gizledin abi diyor. Doğru mu Kadir? Evet Pascal. Evet maalesef hayatımda böyle bir durum oldu kardeşim. Nasıl oldu abi? Yıllar yıllar evveldi Pascal. şehvet diyarı İspanya'da boğa güreşçisi olarak bulunuyorum. Ama benim tarzımı İspanyollar benimseyemedi. Hangi tarzı abi? Bir matador olarak benim boğa güreşi tarzımı kabullenemediler. Niye baba? Ne yaptın ki? Kırkpınar yağlı güreşleriyle İspanyol boğa güreşlerinin sentezini yaratmak istedim Pascal. Boğayı yağladım ben ya. Ne yaptın ne yaptın? Şimdi bizim Kırkpınar'daki gibi boğayı yağlayıp kısmet giydirdim. Oha. Ben de yağlanıp kısmet giydim. Kılıcı mılıcı attım boğaya elense falan çekmek suretiyle İspanyol boğa güreşine bir yağlı güreş tadı katmak istedim ama İspanyol hayvanseverler ayaklandı tabii. Ne varmış ki? Niye ayaklandı? Vay efendim hayvanlara zulmediyormuşum. Ya siz boğaya kılıcı saplıyorsunuz la. Evet abi. Hem de 3-5 tane o zaman zulüm olmuyor. Yani nasıl iştir bu anlamadım ya. Neyse bunları söylesem de dinlemediler. Ben de kendimi paraşüt sporuna verdim. Uçaktan paraşütle efendim atlıyorum. Bir gün paraşütten dağ yamacına indim. Paraşütü toplamadan bir çöğdüreyim dedim. Tam çöğdürürken rüzgar çıktı. Paraşüt bir kapardı kardeşim. Beni aldı götürdü. Baktım geze geze uçuyorum. Lan bu güzel dalgaymış dedim. Yamaç paraşütünü böylece icat etmiş oldum. Çöğdürürken? He. Bütün şahane fikirler tuvaletteyken aklıma gelir zaten. Böyle de bir yapım var. Neyse bir gün yamaç paraşütü yapıyorum. Ters bir rüzgar çıktı. Beni aldı götürdü ve villanın bahçesine doğru attı. Baktım aşağıda yüzme havuzu. Kenarı yerine de afeti devran bir hatun şezlongda güneşleniyor. Oğlum Kadir lan ne ballısın be. Ya paraşütle nereye iniyorsun? Neyse biliyorsun Dua Lipa Arnavut asıllı İngiliz şarkıcı. Villayı emici oğullarıyla beraber tatil için kiralamış. Rüzgar beni tam şezlongda palamut gibi yatan Dua Lipa'nın üstüne atmasın. Tak ben üstüne Ezrail gibi çöktüm. Kız ne yaptı abi? Abi düşünsene çok da paraşütle biri indi. Gözlerini açtı şaşırdı korktu.
Beni gördü. Merhaba Elazığlı dedi. Haydi. Abi o nasıl anladı? Ben de onu sordum. Dedim nereden anladın dedim Elazığlı olduğumu Dua Lipa dedim. Gökyüzünden alıcı kuş gibi bir kadının iman tahtasına çöken baba yiğitler bir tek Elazığ'dan çıkar. Oradan bildim dedi. Vay vay vay. Abi bu Elazığ neymiş ya? Nasıl memleket bu? Ya işte neyse ben de gaza geldim. Bir böyle bir içim gıvışlandı. Gıpraşma Dua Lipa benim olacağım dedim. Oha. Harbi mi? Bu başka bir hikayeydi galiba ya. Nerede kaldıydık abi? Ne yapmıştım ben? Paraşüt. Dua Lipa üstünde çöktü. Ha evet evet. Göklerden kartal gibi gelip Dua Lipa'nın iman tahtasına çöktüğüm bile Dua Lipa ben böyle tuttuğunu koparan bir iğit görmedim. Hep senin gibi bir erkek bekledim. Kartal kuşu gibi göklerden indin. Al pençeni götür beni Harput'un yalçın kayalıklarına da dedi. Kadir hepsi tamam da bu Dua Lipa nasıl böyle konuşuyor? Ya tam o sırada Dua Lipa'nın Arnavut amcasının oğulları çıktı. Ellerinde tüfekler. Dediler be biz Arnavut'uz yaşarız namus için. Seni vuracağız şimdicik. Biliyorsun Arnavutlar çok keskin nişancı. Öyle mi? Tabii abi kaçan pireyi sağ arka bacağından vurur. Sol bacağı zedelerse para almaz yani. Bulaşmamak lazım. Tabii tabii. Ya kimseye bulaşma zaten de. Neyse onu diyordum. Ondan sonra bunlar gez göz arpacık dedi. Tam beni fırçakken tak araya Dua Lipa girdi. O bir durun minikler. Ben pişirdim kıymalı pırasa. Yaptım yana pırasalı açma börek. Yana da yaptım Arnavut tuvası. Yiyelim de konuşalım bir güzel dedi. Oha Arnavut kıza bak. Ya sana taktik yalnız. Keşke kardeşim keşke Arnavut gelin aldığım bile... Bu dünyada cenneti yaşadın demektir Pascal. Nasıl cennet? Arnavut cenneti. Yahu Arnavut anaları kızlarını öyle bir yetiştirirlermiş ki kızlar adeta bir hamaratlık makinesi olurmuş. Ben bu gözlerle 3 tane kazağı katlayıp üst üste koyduğunda kazaklardan biri ötekilerden daha geniş katlanmış diye kızını azarlayan Arnavut ana gördüm. Bir saat fırçaladı kızını ya. Yuh. O kadar da değil mi abi? Ama böyle tam bir ev kadını olurlar. Arnavut'a gelin gitmek çok zordur çünkü çok hizmet bekler. Kadir zormuş be. Yani Arnavut dünyası harbi zor. Ya kardeşim şimdi şöyle. Damarlarına basmazsan şeker gibi insanlar. Şahsen çok severim. Hepinizi volüm T. Arnavutlar. O niye? O niye? Sen anlamazsın devam et devam. Anlamazsın. Aragaz. Aragaz. Pascal. Abi. Şu an stüdyomuzda kim var? Zamer Çeker abi geldi. Hanımlar, beyler, eski hakem, eski doktor, eski yorumcu, her şeyin eskisi. Polemiklerin tatsız kralı. Zahmet Çeker abimiz stüdyomuza zahmet edip geldi. Zahmet abi hoş geldin abi. Zahmet abi adamsın. Bakın beyler, böyle çuval lafları bırakın. Kadir al kalemi kağıdı yaz. Abdurrahim Albayrak kırmızı, otoban tarafındaki çürüğünde, alttan 22. sıradaki kırmızı formalı Galatasaray taraftarı sarı, Valverde sarı, kaleci Hakan sarı, kaleci Mondragon kırmızı. Mondragon mu kaldı ya? Ben o çocuğa gıcığım beyler, her fırsatta kırmızı göstermek istiyorum. Gıcık bir tipi vardı, ne oldu şimdi o? Bir milyoncu açmış diye duydum. Harbi mi? Sussun diye söylüyorum, Mondragon diye tutturdu baksana ya. Bana Mondragon'un adresini bulun. Gece yarısı ziline basıp kaçacağım. Zahmet abi, sence maçın adamı kimdi abi? Bence maçın adamı Fatih Terim'di. Bence Valbuş'tu. Valbuş kim? Valbuena, bizim küçük enişte. Küçük enişte bizde, Medel. Ya bu da bizim küçük enişte, Pascal Valbuena. Bakın beyler, içinizden de çok pis negatif elektrik alıyorum ve stüdyodaki bu mahalle kahvesi geyiği hiç hoşuma gitmedi. Kadir, bundan sonra sen benim için kaldırımda yürürken insanın kafasına damlayan klima suyusun. Pascal, sen de benim için açılmayan dolmuş camı mandalısın. Ya o da ne gıcık bir şey be Zahmet abi. Sen uğraşırsın, iki kolunla çekersin, o dolmuş camı açılmaz, başka biri iki parmakla şık diye açar. Minibüste ne kadar cıvır varsa hepsine rezil olursun. Abi ben hiç bilmedim. Dolmuş bilmem. Bilmiyorum. Kadir bir gün bindir be. Bana böyle nakıtalı cümleler kurma. Ne demek bindirin beni. Yalnız Zahmet abi. Derbi maçta bir Hollandalı, bir Fransız, bir Norveçli, bir Brezilyalı gol attı. Bir Faslı, bir İspanyol da kart gördü. Bu ilginç değil mi ya?
Hocam, avar diye bir şey çıktı. Ne o? Bakın beyler, avar yardımcı vardır. 3 tane var var. Var, avar, davar. Var bildiğimiz var. Avar yancı var. Davar 35 kameraya bakıp da pozisyonu çözemeyen var. Bravo hocam, bravo hocam. Olayı çok güzel anlattınız. Varoluşçu filozoflar bile bu kadar laf etmez ya. Ne varmış be? Bakın beyler, bu var giderek olacak canavar. Türk futbolunu yiyecek bu var denen canavar. Bugün tarihi laflar ediyorsunuz Ahmet abi. Bakın beyler, Fatih Terim taç yanlış verildi diye isyan ediyor. Sana bu maçta bir sürü taç verildi. Hangisini etkili kullandın? Bunları geçeceksiniz beyler. Bakın, yıl 1989. Milano'da Milan Juventus Kupa Galipleri Kupası final maçını yöneteceğim. Arabamla stadın otoparkına girdim. Arabamı park ettim. Yanıma bir çocuk geldi. Elinde boya sandığı. Boya atayım mı abi dedi. Kimsin lan sen dedim. Abi benim adım Alessandro del Piero dedi. Benim dedi amacım dedi. Bütün tartışmalı pozisyonları netleştirmek dedi. Aferin Alessandro del Piero dedim. O çocuk önce futbolcu oldu, sonra Piero teknolojisini geliştirdi. Ah, Piero orada mı çıktı? Derbi maçta Piero'ya baktığın zaman Hasan Şaşınkeli 14 santim offside beyler. Hocam 14 santim kısa be. 14 santim nedir hocam? Görmezden gelelim yani. Öyle demeyin beyler. 14 santimde bir ömür boyu yetinenler var. Yazık ya. Çok yazık. Beni böyle nakıtalı şaibeli muhabbetlerin içine çekmeyin beyler. Var hakemi kimdi? Ali Palabıyık. Ali Palabıyık'ın bıyıkları pala mı? Değil. Hatta bıyıkları bile yok. Böyle tutarsız bir adamı varın başına oturtursam böyle olur. Derbi maçı için söyleyeceğim şu. Derbide böyle olur kardeşim. Akabindeki kaos falan derbi budur abi. Ne öyle centilmence derbi mi olur ya? İkinizden de şu anda tiksindim. Sucuklu yumurta yiyip sonra üstünüze kusmak istiyorum. İğrençsiniz beyler. Kadir, bundan sonra sen benim için kırık telefon tava sapısın. Pascal, sen de benim için padokta turalarken şaha kalkıp jokeyini sırtından atan beygir semerisin. Sadece hayatını kaybeden kardeşimize üzüldüm. O da kalp krizinden gitmiş, yazık. 20 yaşında koç gibi delikanlı kalpten gidiyor Pascal ya. Allah rahmet eylesin ya. Vallahi Kadir, çok üzüldüm he. Abi ölüm bu ya. Renk olmaz. İnşallah bundan sonraki maçı Lefter abiyle öbür tarafta yan yana seyreder. Ne diyeyim abi? Allah mekanını cennet eylesin. Amin abi. Aragaz. Aragaz. Pascal. Efendim abi. Angela Nicolaou'yu bildin mi? Üç harfli mi? Evet, üç harfli. Ama Kadir, o coğrafya sende. Sana bıraktın. Yavrum, Rus coğrafyasını bana bıraktın da komple Kuzey Avrupa'yı sen aldın. Uyanık. Ama Kadir, İtalya'da sende. O zaman Kuzey uyanık. Afrika'ya bulaşma. Fas benim olsun ya. Ama olmadı. Fas'a ortak girelim. Ha? Bak Kadir, Fas'ı güzel var ya. Abo, müthiş. Yuh. Sana Norveç, Finlandiya gibi mikrop yüzü görmemiş coğrafyaları veriyorum ya. He? Lan oranın köpekleri bile maviş. Kanmadın doymadın, şuursuzsun ya. Abi tamam da -20 orası. Peki o zaman sana bir jest yapıyorum. Komple Yunan adalarını sana veriyorum lan. Yok baba, orası da var ya, amele doğru. Bir de abi hepsi orada ya. Vallahi bak ya, sen ne olsun abi. Avustralya'yı ver. He? Tamam peki, al Avustralya'yı al. Senin olsun. Zaten uçak biletleri pahalı. Ya manitacılık için o kadar para verecek halimiz mi var ya? Ben arabayla gidilecek deplasmanlara yoğunlaşıyorum kardeşim. Mesela? Neresi? Ya mesela Bulgaristan neymiş öyle ya? Ne diyorsun? Ya biz Bulgar coğrafyasını boş yere ihmal etmişiz Pasko. Ya, Bulgaristan yani. Allah Allah. Ne olabilir ki? Yavrum, bu önyargılardan kurtul kardeşim. Kurtul. Bak bu hafta sonu arabaya piniyoruz, Bulgar'a gidiyoruz. Biliyorum sen Doğu Avrupa'ya mesafelisin ama Pulkar seni çok şaşırtacak Pasko. Kadir, o zaman oralar dikkat ediyor. Boş bırakmıyor mu? Ben sana diyorum, geç bile kalmışız. Bundan sonra masrafsız deplasman. Açık söyleyeyim. Bulgar'da, Yunan'da, Hırvat'ta arabayla gidilecek yerler. 2 gün, 3 gün öyle eskisi gibi uçağa bin, Latin Amerika'ya git falan. Yok bunlar Pascal. Abi ya, Allah Allah ya. Duyan da var ya, gelsin sanacak. Abi bak, yanarım Arjantin'e gidemediğime yanarım Pascal. Evet abi, orası güzelmiş. Söylüyorlar. Ya asıl sorun şu Pascal. Önümüzde paylaşmamızı gerektiren koca bir uzak doğu coğrafyası var. Abi olay basit.
Japonya benim, gerisi senin. Yavrum, Japonya dışında Uzak Asya'nın geri kalanı hepatit B zaten. Hele Çin, Jurassic Park ya. Abi kusura bak, Japonya'yı veremem. Orada Marumi var. Marumi mi? Marumi kim ya? Japon, aşkım benim. Kadir, eski ki. Nasıl, senin Japon sevgilin mi oldu? Hem de var ya, samuray kızı. Yavrum, samuray kızından sevgili mi yapılır? Delirdin mi lan sen? Samurayın kızıyla mı çıkılırmış ya? Niye çıkılmasın? Ya keser kardeşim adamı onlar. Kılıçları var bunların ya. Ya yok be abi. Ya Kadir, çok kalender adamlar. Bir tanış, çok seversin ya. Oğlum, ben zeybeklerden bile tırsıyorum. Samurayı görsem bağırsak dümlenmesi yaşarım. Sen anlat bakayım, ne oldu Marumi ile? Abi kavurdu kararı, kırıldı. Nasıl kırıldı? Abi zaten kız var ya, çubuk kraker gibiydi. Bir kucak yaptık, çatır kırıldı abi. Ya buna rağmen kızın samuray babası seni kesmedi yani ha? Kesmedi. Ne dedi biliyor musun? Yo, ne dedi? Rahat ol. Daha önce de oldu. Ben de ne dedim? Ne dedin? Samuray abi, bu kıza var ya, paça içinin. Kimiklere de olsun. Öyle dedim abi. Ya hayret bir şey ya. Onun için abi, Japon bende, al Çin'i. Milyarlık ya. Oğlum, milyar diyorsun da Çin dediğin Jurassic Park güzel bir tane kız yok ya. Lucy Liu var. Ama o yarım kan Amerikan kardeşim, yarım kan Çinli. Çin'de yemek zayıf kardeşim. Ben oraya gitsem aç kalırım, aç kalırsam Kill Bill olurum. Çin'in yarısını ben yerim. Panda manda soyu tükeniyor desem yerim. Hem Japonya'nın da çok önemli şefi var. Yani benim yakın arkadaşım ya. Sallana. Tabii abi. Vallahi billahi İstanbul'a gelir bende kalır. Ona Türk yemekleri yaparım. Ben Japonya'ya gittiğimde onda kalırım. O da bana yemek yapar. Yani sadece acılı kapuska pişiririm. O tabii geçenlerde gelişinde sadece acılı kapuska pişirip yedirim. O bir hata oldu ayrı. Ne? Ne oldu? Mide mi bozdu? Ya Japon bünyesi acılı kapuskaya alışık değil Pascal. Adam ömrü boyu sağlıklı beslenmiş. Bağırsakları hiç gaz yapmamış. Ben bunu acılı kapuskayı dayadım. 3 gün zurna gibi öttü ya. Harbi mi? Ya Kadir, beni tanıştır ya. Valla adam matrak ya. Yok arkadaş, çevre benim çevrem. Etkili tanıdıklarımı tanıştırıyorum. Adamlardan faydalanıyorsun. Benim kredimi de harcıyorsun. Git kendi şef kankanı kendin yap ya. Alain Ducasse. Ne? Alain Ducasse mı? Fransız mutfağının ilahlarından. Evet. Benim kanka. Hadi canım. Aha bak, bak telefona. Telefon kayıtlı. Oğlum, ilk defa faydalı bir insanoğluyla arkadaş olduğunu gördüm ya. İstiyorsun takas. Ver Japon'u, al bunu. Bak, Japon'u veririm ama iki Fransız şef isterim. Biri şef, öbürü de Saint Germain'de Café de Moga'da çalışan dünya güzeli Senegal Fransız mezeli bir kız var. Melezi bir kız var, şey garson. Ondan sonra çok zarif. Ne zaman Café de Mago'ya kahveye gitsem bana bir de fazla gofret veriyor. Gofret? Yani kız senden hoşlanıyor, gofret verdi. Öyle anladın. Kardeşim, Fransız adam günahını vermez. Fazladan gofret veriyorsa seni seviyor demektir bu ya. Kardeşim, senin durum aciz. Vallahi ben çöpeceğim işi. Japon babon sende kalsın. Ah canım benim ya. Ne oldu sana böyle ya? Ya ilgilen benimle biraz Pascal. Arkadaş arkadaşın arkadaşıdır ya. Tabii. Aragaz. Aragaz. Pascal. Sir. Ya mevzu dallandı budaklandı. Bu Angela Nicolaou'yu unuttuk, bahsedemedik ya. Kim o ya? Angela diyorsun. Şimdi abi, Angela Nicolaou bir Rus hanımefendi. Kendisi Instagram fenomeni. Ne yapmış abi? Nasıl fenomen olmuş? Abi hem seyahat ediyor hem gittiği ülkelerdeki yüksek binalara çıkıp fotoğraf çektiriyor. Kuralları da hiçe sayıyor. Ünlü fenomenin fotoğrafları sosyal medyada büyük ilgi görüyor. Bize ne? Bize ne olduğunu sana göstereyim. Yanaş bana, yanaş. Bak bak, bu Angela Nicolaou. Oh aman be ya. Ya oh anam, değil mi? Thompson ceylanı gibi kız. Allah sahibine versin. Bak Pascal, diyorum ki İstanbul'da da yüksek binalar var. Evet abi, çok yüksek var. Diyorum ki ben bunu arayalım, İstanbul'a davet edelim. Gelsin bizim yüksek binalarımıza çıksın. Biz de onu gezdirelim diyorum Pascal. Süper fikir Kadir. Tebrik ediyorum. Hemen ara, gelsin abi. Arıyorum, çalıyor. Alo. Seyahat edip hem de gittiği ülkelerdeki yüksek binalara çıkıp fotoğraf çeken Rusya'nın dünyaca ünlü fenomeni Angela Nicolaou'yla mı görüşüyorum? Ne yapıyorsun Nikolaların Angela'sı? Ben Kadir Çöptemir. Pascal Numa da burada kız. Alo kız,
Niye çıkıyorsun dama? Ha? Angela, şimdi sen gittiğin şehirlerin en yüksek binalarının çatılarına çıkıp foto çekiyorsun. Sonra Insta'dan fişekliyorsun. Biz seni İstanbul'un damlarına davet ediyoruz yavrum. Evet, damlarına. Seni Mart kedisi gibi damdan dama gezdirmek istiyoruz canım ben. Evet, İstanbul'da dam dolu. Her yer dam. Sen yeter işte. Kadir, sen bilirsin oğlum. Güzel damlaya ver. Şimdi Bakırköy'deki damlar iyidir mesela. Öyle mi? Tabii, özellikle pazar günleri Bakırköy damları başkadır. Evet evet, Pascal'ın dediği gibi İstanbul'da damdan bol bir şey yok. Seni Ziver apartmanının damına çıkaracağız. Ufarak bir bina, 9 katlı, orası benim apartman oluyor. Tabii, sonra benim dama gelir. Zaten türküsü de var. Damdan dama atlayamadım, döküldüğün liralarım toplayamadın falan diye böyle bir türkü vardı değil mi? Bak Angela, geliyor musun İstanbul'a canım? Yavrum tabii tabii, boğaz gören dama da çıkaracağız. Efendim? He, otoban gören dama mı? Tamam, ona da çıkartalım. Yahu sen hiç merak etme canım. Nasıl yani? Ciddi mi diyorsun ya? Hayda. Ne diyor abi? Sizinle diyor dama çıkarım ama diyor önce diyor duş diyor. Abi dama çıkacağız. Buna da mı duş? Ya ben bu işi çözdüm ha Pascal. Bunu niye söylediklerini çözdüm ben. Neymiş abi? Abi şimdi doğalgaz satıyorlar ya bize. Maksus bizi efendim doğalgaz fazla harcasın diye devlet politikası icabı bunu yaptırıyorlar ha. Vay Kadir. Oğlum sen var ya, süpersin ya. Büyük resmi gördüm. Ya iki adım geriden baksan sen de görürsün ya. Alo Angela, geliyor musun canım şimdi İstanbul'a? Hayda, iyice oldu ha. Ne diyor? Ne yumurtladı? Bak İstanbul'a gelirim ama uçaktan inmeden bütün İstanbul duş diyor. Bütün İstanbul mu? Yavrum bizde adettir, iyice kokmadan yıkanmak adetimiz yoktur. İnanmıyorsan gel sıcak havada toplu taşımaya bin. Biz önce bir leş gibi kokacağız ki haftada bir, 15 günde bir anca onunla zar zor yıkanacağız. Siz ya. Abi o ne ya? Abi ben bir daha bilmem. Ölsen bilmem. Ölmezsin canım, ölmezsin. Ölünmüyor. Bütün kısa boyların ortak çilesidir bu. Toplu taşımada ayakta giderken bir uzunun koltuk altına düşersen bittiğinin fotoğrafı. Ay, anlatma. Allah'ım ya Rabbim. Ya işte yıkanmıyoruz kardeşim. Onu söylüyorum. Yıkanmıyoruz ya, Allah Allah. Sanki kendileri çok yıkanıyor canına yanayım. Neyse tamam, damam ama çıkarmıyoruz. Bırak, vazgeçtik ya. Aferin Kadir. Damam yok. Allah'ım. Aragaz. Aragaz. Pasko. Bro. Yüksek sanat dolu dayıkalar geldi canım benim. Evet abi. Bu ana bekliyordum. Beklediğinin farkındayım yavrum. Paçalı güvercini dama alıştırır gibi seni yemliğe yemliğe el ciğerzimle yüksek sanata alıştırdım Pasko. Evet Kadir. Bana sen sevdirdin. Ya sevdiririm mi? Ben insanlara hep güzel şeylere alıştırdım Pascal. Sen mi yazdın Kadir? Evet ben yazdım. Derbi maçla ilgili bir duygu tosarmış. Heh, bekliyorum işte. Biliyorsun Fenerliyiz. Burada Galatasaray'ın başarılarıyla ilgili pek çok şeyler söyledik. Hatta bir Fenerli olarak Galatasaray'ın 4. yıldızı taktığında sanki 4. yıldızı bana taktılar diye şiir yazdık. Evet abi. Efsane şiir. Evet. Karnaval Medya podcast'lerinde de vardır o şiir yani, ama şimdi bak Galatasaray için şiir yazma sırası geldi artık. Yıllarca kendi ellerimle kendi camiamı, canım Fenerbahçe'mi yerden yere vurdum. Bugün sıra artık Galatasaray'a geldi kardeşim. Hazır mısın? Yapıştır. Orta sahana kimse çare olamadı. Neden Hasan Şaş'ı denemiyorsun? Adamların kulüpte topçu kalmadı. Sen yine de Fener'i yenemiyorsun. Avrupa'da yüzüne kimse bakmadı. O eski günlere dönemiyorsun. Filip Koku'nun daha kırkı çıkmadı. Sen yine de Fener'i yenemiyorsun. Yıllar süren bu acı hala dinmedi. Kadıköy'de, Samiyen'de rakip sinmedi. 45 tane taç attın, gole dönmedi. Sen yine de Fener'i yenemiyorsun. Hasan Şaş ipleri eline aldı. Fenerli topçulara sırayla daldı. Şikirtel'in boynunda asılı kaldı. Sen yine de Fener'i yenemiyorsun. 2-0 olunca çektin oleyi. Hava topuna vurdun dömü voleyi. Nice kuşaklar çekti aynı çileyi. Sen yine de Fener'i yenemiyorsun.
kaderin kısmetin önünde durma. O makus talihi silemiyorsun. Adamlar çok haklı, gel de kudurma. Sen yine de Fener'i yenemiyorsun. Nasıl buldun Pascal? Kadir çok güzel. Çok beğendim. Ama sakın abi, bize geçirme. Sıkıntı yok. Yavrum, sırası gelirse onu da yaparız. Dur bakalım. Yok. Beşiktaş'a dokundurmam. Bak, sizi de gelen geçen yenmeye başladı. Pasko dikkat et. Şenol Güneş Hoca ne yapıyor anlamadım. Beşiktaş kafası kesilmiş kartal gibi. Ne yaptığını bilmiyor. Giderek düşüyor la Beşiktaş'ın formu. Bazen durur öyle, düzelir. Az kaldı. Biraz daha madara olursanız Beşiktaş'a da yazacağım bir şey. Beşiktaş'a şey yazılmaz. Destan yazılır. He öyle olur. He. Aragaz. Aragaz. Pascal. Bro. Hindistan'da bir adam piton yılanını öpmek isterken piton yılanı adamın burnunu ısırıyor. Sen Kobrettin'i öpüyor musun? Yok be abi. Ciddiye bak. Kobrettin sevmez öyle. Sade böyle kafasını uçatıyor. Yani sen de Kobrettin'in kafasını okşuyorsun yani. Tabii. Kadir, şimdi var ya, bizi dinliyor. Kobrettin, konuşu. Nerede baba? Hani Kadir amca? Kadir amca seni okşasın mı? Ya niye okşayayım kardeşim ben Kobrettin'i durduk yere? Bak, ben diyorum ki şu kendisini öpmek isteyen adamı ısıran pitonu arayalım Pasko. Ara bakalım. Tabii abi, bir onun duygusunu, düşüncesini alalım. Efendim, kendisini öpmek isteyen adamı ısıran piton yılanını arıyorum. Efendim, çalıyor. Çalıyor. Alo. O kendisini öpmek isteyen adamı ısıran pitonla mı görüşüyorum? Ne yapıyorsun kendisini öpmek isteyen adamı ısıran piton? Ben Kadir Çöptemir, Paskal Numa'da burada lan. Alo piton, ne yapıyor Kenan? Piton. Şimdi piton kardeş, şahıs niçin seni öpmek istedi canımın için? Evet, evet, evet. He. Ne diyor abi? Abi diyor, ben diyor efendi gibi diyor kenarda duruyorum diyor. Alaman turist kızlar gezerken diyor beni gördüler diyor. Kızlara hava yapmak için diyor egzotik yılanı öper esmer Hint yakışıklısı şekli yapmaya girdi diyor. Bir baktım diyor paldum dudaklar bana doğru geliyor diyor. La ne oluyor la, dur demeye kalmadı diyor. Baktım bu diyor French kiss'e dalmaya başladı diyor. Hart diye aldım burnunu diyor alüminyonun diyor. Abi bu çocuk haklı, Pito haklı. Bence de haklı Pascal. Tamam, biz erkek milleti tuhafız. Kadınları etkilemek için garip şeyler yaparız ama insan Alman turist kızlara hava atmak için de piton yılanını öper mi kardeşim? Bir dur ya. Öper abi. Ya olacağına bak. Siz efendim sevgili piton. Ne istiyorsun? Klip mi? Ne klibi? Hayda. Ne klibi be? Ne istiyor? Abi diyor Hindistan'da sefaret hat safhada diyor. Acaba diyor İstanbul'a gelsem elimden tutar mısınız diyor. Nasıl tutacağız? Sizin popçular diyor kliplerinde pitonla oynamaya meraklı diyor. Yeni çıkış arayan bir popçu kızın klibinde onun boynuna dolanmak istiyorum diyor. Sütümü etimi versinler diyor. Para istemem diyor. O bu da geçti. Piton out. Şimdi beygir. Onların. Evet sevgili piton kardeşim. 2-3 sene öncesine kadar her klipte Arap sabunu sürülmüş piton kullanılıyordu. Kadir. Arap sabunu niye? Daha iyi kaysın diye. Kime? Yavrum yani boynunda daha iyi kaysın diye. Ha. Yerinde rahat kaysın diye. Yılan ya bu. Bir de parlıyor tabii Arap sabunu sürüncü. Neyse sevgili piton. Şimdi abi kliplerde pitona dolanma işi bitti. Şimdilik hakikaten ata biniyorlar. Beygir moda, at moda. Ne? O kadar mı zor durumdasın ya? Ne diyor abi? Abi diyor gerekirse ben ata da binebilirim diyor. Bana bir imkan tanıyın ne olur diyor. Abi bizim elikini tutusun. Vallahi doğru diyorsun. Şurada kendimize zar zor bir iş bulmuşuz. Bu yoklukta karnaval medya gibi kalem misali dükkana kapağı atmışız. Bize ne? Herkes başının çaresine baksın kardeşim. Evet. Biz kendi derdimize düşmüşüz ya. Değil mi abi? Kadir, karnaval dedin de bugün bitti. Aa, program mı bitti? Tabii oğlum. Aa, o zaman o zaman ışınla bizi Scotty. Efendim hadi. Nasipse yarın kaldığımız yerden devam ederiz. Paka paka. Cheers. Paska. Oman Kadir çok
değil mi? Aşıksan vursa da, şoförsen başkasın. Hadi be. Sevene can feda, sevmeyene elveda. Oh. Sen batan bir güneş, ben yollarda çilekeş. Vay anku. Şoförün baktı kara, mavinin gönlü yara. Hadi sen iyiyim ya. Kasperen şanzıman halin duman. Yavaş gel ya. Dünya dikenli bir hayat, sevenlerde mi kabahar? Adamsın. Yaklaşma toz olursun, geçme pişman olursun. Çilemse çekerim, kaderimse gülerim. Möber! Aragaze.